Herkese merhaba arkadaşlar. 10 dakikada denklemler konusunu süper bir şekilde özetleyeceğiz ve çok harika sorularla beraber konumuzu genel bir tekrar yapmış olacağız. Eğer hazırsanız hemen ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Bir bilinmeyen denklemlerde biliyorsunuz x'leri yalnız bırakıyoruz ve buradaki sayıyı karşıya zıt işaretli olarak atıyoruz. Eksi 5 olarak atarsak buraya x yalnız kalır. X eşittir 12'den 5 çıktı, kaç kalır? 7 kalır. Buraya bakalım hemen. Eksi 1'i karşıya atıyorum öncelikle. Artı 1 olarak geçti. Burada kaldı 2x. Artı 1 ile toplarsam 8 yapar. Her yeri kaça bölüyorum? Tabii ki x'in yanındaki yancılardan kurtuldaki 2'yi kurtarıyorum. X'imi yalnız bırakıyorum ve burası kaç oluyor? 4 oluyor. X eşittir 4. Buraya baktığımızda buradaki 2'yi bölüm durumundaki karşıya ters işlemi olan çarpma olarak atıyorum. X eksi 1 burada kalıyor. Karşıya çarp olarak atarsam 3 kere 2 6 olur. Eksi 1'i de karşıya atıp x'i tamamen yalnız bırakıyorum. Eksi 1 de artı 1 olarak geçerse ve bu şekilde x'i de 7 bulmuş oluyorum diyorum. Ve hemen ikinci sorulara bakalım. X'ler bir tarafta, sayılar bir tarafta toplanır sevgili arkadaşlar. Bakın x'leri de büyük olan tarafta topluyorum. 3x büyüktür, 2x daha küçüktür. 2x'i tabii ki 3x'in yanına attığımda eksi işareti olarak geçiyor. Çünkü bu artı. Burada artı 4 var. Ondan sonra eksi 1 de bu tarafa artı 1 olarak geçer. 3x'ten 2x çıktı. Kaç kalır? X kalır tabii ki. Bu arkadaşla bu arkadaşı toplarsam kaç olur? 5 olur. Demek ki bizim x'imiz kaçmış sevgili arkadaşlar? Burada 5'miş. Hemen buraya bakalım. Eğer parantez varsa dağılma yapmayı unutmuyorsun. Hemen buraya dağıttım. 2x. Bu arkadaşı çarptım. Eksi 2 olur. Eşittir. 10 eksi x artı 3 olur. Bakın eşitliğimizin büyük x'imiz bu tarafta olduğu için küçük x'imiz yanına gelir. Yani 2x eksi x olarak geçer. Pardon, artı x olarak geçer. Bu sayı da buraya geçerse. Hocam zaten burada 10 artı 3 13 vardı. 2 de buraya gelirse artı 2 olarak geçer. Buradan 3x eşittir 15 olur. Her yeri 3'e bölüyorum hocam. Çünkü x'i yalnız bırakmak istiyorum diyorsunuz. Evet, doğru söylüyorsunuz. 15'i 3'e bölersem kaç kalır? Tabii ki 5 kalır diyorum. Ve gerçekten x'ler bir tarafta, sayılar bir tarafta kuralını da uygulamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer bakın yine parantezlerimiz varsa ne diyor? Eksiye dikkat et. Hemen eksimizi dağıtalım bakalım. 4x eksi 2 olur. Eksi içeriye dağıtmayı unutma. Eksi x eksi eksinin çarpımı artı 7 eşittir. Eksi 19 olur. 4x, 1x burada var. Çıkartırsam 3x olur. Benzer terimler. Sayılarımı karşıya atıyorum. Önce eksi 19'um vardı. Sonra eksi 2'yi artı 2 olarak attım. Sonra artı 7'yi eksi 7 olarak attım. 3x. Bakalım buradan ne çıkacak? Bu eksi 19'da 2'yi toplarsam eksi toplarsak 26 eksi 21 çıkar. Sevgili arkadaşlar hemen buradan bakalım. Eksi 26 artı eksi 24 çıkacaktır. Her yeri 3'e bölersem, 3'e bölersem x eşittir ne olur? Eksi 8 olur. Şuradaki eksiye dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Aman unutma diyelim. Gıcık sorumuzu da geride bıraktık. Ne diyor? İçler dışlar çarpımı yapmayı unutma diyor. Bakalım içler dışlar çarpımı ne var? Bu arkadaşı çarpmamız gerekiyor. İçler dışlar dediğimiz bu. Hadi bakalım deneyelim. 2 ile x çarptım. 2x yazıyorum. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2 oluyor. Eşittir. 4 ile 2x çarptım. 8x oluyor. 4 ile eksi 1'i çarptım. Tabii ki eksi 4 oluyor. X'lerimden büyük olanın tarafında x'leri topluyorum. Yani 8x burada dururken hop buraya ne geldi? Eksi 2x'imiz geldi. Sonra buradaki artı eksi 4 ile karşıya artı 4 olarak geçecektir. Artı 4 olarak geçti. Burada da eksi 2'miz vardı. Hadi bakalım buradan çıkarttığımız zaman kaç kaldı? 6x kaldı. Burada kaç kalır? Burada da 2 kalır. X'i yalnız bırakmak için her yeri kaça bölmem gerekiyor? 6'ya bölmem gerekiyor sevgili arkadaşlar. O zaman bölersek x eşittir 2 bölü 6 kaldı. Tabii şıklarda bunu göremezsiniz. O zaman ne yapacaksın? Hemen sadeleştireceksin 2 ile ve 1 bölü 3 olarak bulmuş oluyorsun diyelim. Hemen şurayı şöyle bir ayıralım bakalım. Burada da paydasında biliyorsunuz gizli 1 vardır her zaman. Zaten burada da bak paydası ne diyor? 1 yaz diyor. Biz de zaten hemen 1'imizi yazdık. Şimdi yine içler dışlar yapalım. 1 ile bu arkadaşları, 3 ile de bu arkadaşı çarpacağım. 1 ile şu ifadeyi çarptığımda 1 etkisiz olduğu için aynen yazıyorum. 3 ile 6'yı çarparsam kaç yapar? 18 yapar. Bundan sonra bildiğimiz kurallar. Önce sayıları karşıya atıyoruz. X yalnız bırakmak için. Eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak attım. Burada ne oldu? 20 oldu. Her yeri 4'e bölersem x'i yalnız bırakmak için x'ler
şey 4'ler birbirini şutladık. 20'yi 4'e bölersem kaç çıktı cevabım? X eşittir 5 çıktı sevgili arkadaşlar diyoruz. Ve hemen yolumuza süper bir soruyla, başka bir soruyla devam ediyoruz. Bakalım ne var karşımızda? Diyor ki eksiden sonra gelen ifadeyi parantezli olarak düşün ve eksiyi dağıtmalısın. Bakın burada bu ifadeyi yapmayan arkadaşlarımız çok fazla ve yanılıyorlar. Hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Paydalarımızı tabii ki ne yapıyorum? Eşitliyorum. 2 ile genişlettim. 1 ile genişlettim. Ve burasını da 4 ile genişletip paydaları ne yapacağım? Sileceğim. 2 kere 2 4x eksi 2. Buradaki bakın ifademizi mutlaka eksiyi dağıtmamız lazım. Eksi x artı 1 bakın. Buraya eksi 1 yazmıyorum. Artı 1 yazıyorum. Eşittir. 4 kere 2 8. Paydadaki bütün 8'leri ne yapmış olduk? Silmiş olduk sevgili arkadaşlar. Hemen bakın 3 4x 1x'imiz giderse buradan ne olur? 3x kalır. Eksi 1 ile artı 1'i toplarsam eksi 1 olur. Burası 8 olur. Buradan sonrası bildiğimiz gibi hop eksi 1'i karşıya attım. Ne olarak geçti? Tabii ki artı olarak geçti ve burası 9 oldu. Her yeri 3'e bölersem sevgili arkadaşım ondan sonra ne olacaktır? 9 bölü 3'ten cevabım ne olur? Aslanlar gibi 3 buluyorum. Payda eşitle paydaları yok et. X'ler bir tarafta, sayılar bir tarafta ve bu şekilde yoluna devam ediyorsun sevgili arkadaşım. Yok etme metoduna bakalım. Yok etme bakıyoruz. Uygun olan sayıyı yok et. Bakın burada eksi y artı y kavga ederler. O zaman ben bunun katsayısını 2 ile genişlettiğimde süper bir şekilde ne yapıyorum buluyorum. Önce üsttekini yazalım hemen şöyle bakalım. Üsttekini yazdık. Alttakini genişleterek yazıyorum. Genişleterek yazdım ve burasında 20. Alt altı topladığımda bakın şunlar birbirini yok etti. Toplarsak bu arkadaşları 8x yapar. Bu arkadaşları toplarsak 24 yapar. Her yeri 8'e bölersem, 8'e bölersem sevgili arkadaşım. X eşittir ne oldu? 24 bölü 3, 8 eşittir 3 oldu. Doğru cevabım da 3. X yerine 3 koyduğumuzda bakın şurada x yerine 3 koyarsak 3 kere 3 9. 9'da neyi toplarsam 10 yapar? Tabii ki 1. O zaman y eşittir ne olacaktır? 1 olacaktır diyorum ve mükemmel derecede güzel sorumu da geride bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi geliyoruz yerine koyma metoduna. Bakalım yerine koyma metodunda ne yapacağız? Yerine koyma metodunda biliyorsunuz bir ifademiz yalnız bırakılmış. O ifademizi hemen yukarıdaki denklemde yerine yazmamız gerekiyor. Bakalım 4 çarpı hemen yerine bakın olduğu gibi bunu yazıyorum. Aman dikkat. Eksi 2y eşittir 4 diyorum. Hadi bakalım buradan sonra ne yapmam gerekiyor? Tabii ki buradan sonra artık biraz dağıtmamız lazım. Bununla bunu çarpıyoruz. Bununla bunu çarpıyorum. Hemen çarpalım bakalım. 4 çarpı 12y çarpı artı 4 kere 4 ne olur? 16 olur. Eksi 2y olur. Eşittir 4 olur. Şimdi burada benzer terimlerimiz var. Bakın artı 12 ile eksi 2y. Bakın artı 12y ile eksi 2y. Bunlar birbirinden çıkartırsak burada ne kalacaktır? 10y. Artı 16'yı da karşıya eksi 16 olarak atarsak sevgili arkadaşlar. Pardon şurası eksi olacak. Şöyle şöyle bakın burada eksi burası. Karşıya atarsak artı 16 olarak geçer. Buradan da ne olacaktır? 20 olacaktır. Her yeri 10'a bölersem veya 10'la neyi çarptığımda 20 yapar. Buradan doğru cevabım ne olur? 2 olur. Peki geliyorum. 2'yi bulduktan sonra nerede yazıyorum yerine? Burada yazıyorum ki x'i buluyorum. X eşittir 3y eksi 4 denkleminde ya da bunda da yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben bunu tercih ettim daha kolay olduğu için. 3 çarpı 2 eksi 4 diyorum. Buradan 3 kere 2 6. 6'dan 2 çıktı. 6'dan 4 çıktı. 2 kalır. X eşittir 2 olur. O zaman doğru cevabımız X'in 2, Y'nin de 2 olduğu bir çözüm kümesidir diyorum. Ve gerçekten çok hoş bir soruyu da geride bırakıyorum. Yerine koyma metodunda ve yok etme metodunda daha çok yok etmeyi kullanıyoruz. Yerine koyma da yani bu tip durumlarda yok etme fakat yerine koyma. Fakat yok etme çok daha kolay olur sevgili arkadaşlar. Diyorum ve karşınızda süper bir soruyla devam ediyorum. Bir balon yöntemi var. Balon yöntemi ne demektir? Şudur sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki elimizi kapatıyoruz. Diyoruz ki mesela 2 ile neyi toplarsam 5 yapar diyorum. Bu elimin olduğu yerde ne olması lazım? 3 olması lazım. O zaman ne yapıyorum? Elimi kaldırıyorum. Ne varsa orada 3'e eşitliyorum. Hadi bakalım 6 bölü 1 artı 1 bölü x eşittir. Ne olur buradan? 3 olur. Şimdi yine tekrar elimi kapatıyorum. 6'yı kaça bölersem 3 çıkar diye düşündüğümde burada elimin olduğu yerde kaç olması lazım? 2 olması lazım. O zaman ne yapıyorum? Elimi kaldırıyorum ve ne varsa 2'ye eşitliyorum. Yani şurada eşitleyeyim bakalım. 1 artı eşittir 2 diyorum. Ve son olarak da şunu diyebiliriz. Şurada kapattığımda bakın parmağımla kapatayım. 1 ile neyi toplarsam 2 yapar. Tabii ki 1 ile 1'i toplarsam. Burasının 1 olması için x yerine ben ne yazmam lazım? X eşittir 1 yazmam lazım ki
Ancak buraya 1 koyduğunda benim sonucum 5 çıksın sevgili arkadaşlar diyoruz. Ve karşınızda mükemmel derecede sizin için hazırladığımız ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorunun cevabını buluyorsun, yorumlara yazıyorsun, kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek dileğiyle.